أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه الله حمد ederiz Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a salatu selam ederiz. Kur'an-ı Kerim'i okuyana okutan, dinleyen, sevilen, sevenlere de selam olsun diyerek yayınımıza başlıyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz ve öğrencilerimiz. İnşallah ekran başında hazırsınız. Elinizde kalem defter de olsa daha iyi olur. Hemen not edersiniz. Kıymetli izleyenlerimiz, bundan önceki derslerimizde Kur'an-ı Kerim harflerini alfabetik sıraya göre birinci harften sonuncu harfe kadar talim ettik, öğrendik, tasfiye ettik. Arada bazı örnekler de verdik. Örnek okuyuşlarda. Şimdi bugünkü dersimizden itibaren de 28 harfin 17'ye taksimatını başladık. Aynı şeydir ama bu daha ilmi, daha uzman bir şekilde olacak. Kur'an-ı Kerim malum olduğu üzere telaffuz yani okuma ve manadır. Telaffuz diksiyon demek aslında. Yani nasıl okuyacaksınız? Harflerin çıkış yerleri, sıfatları, harflerde vurgulama, kelimede, cümlede vurgulama, bununla ilgili şeylere diksiyon deniyor biliyorsun. Yani güzel okuma ve konuşma demektir. Madem Kur'an-ı Kerim telaffuz manadır, onu şu şekilde de anlatabiliriz. Bir bina düşünün. Bu binanın temeli var. Duvarlar var. Bir de çatısı var. Tabii ki bu da bunun yanında binanın içi zinetlendirilirse eşyası, süsü, işte çiçeği, gülü o zaman da daha iyi olur. Buna göre binanın temeli Kur'an-ı Kerim'in talimidir, tecvididir. Bir binada nasıl temel gerekli ise Kur'an-ı Kerim hizmetinde de, dersinde de temel kıraattır, tecvittir. Binanın duvarları olduğu gibi duvarlar da tercüme ve tefsirdir. Bu binanın çatısı da var demiştik. Çatısı da fıkıhtır. Hadis-i şerifleri de tabi duvarları kabul edersek. Geriye ne kalıyor? Binanın çevresi, ağaçlandırması, efendim duvarlarla tel örgülerle çevrilmesi, güvenlikçinin olması. İşte bundan sonraki kısımlar da binanın içindekiler de o çiçek vesaire dekorlarda makamıdır, tezyinatıdır, süslemesidir. Bu şekilde nasıl bir duvarı böyle yapıyoruz, evi böyle yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim ve aslında İslami ilimler diyelim toptan buna, böyle olması gerekiyor. Yani bir ev nasıl böyle oluyorsa Kur'an-ı Kerim ilimlerde, İslami ilimlerde böyle olması iktiza eder diye düşünüyorum. Şimdi bugünden itibaren bir asistanımız da geldi, Fatih Öymez. Bu Fatih Öymez ile bizim yeğenimiz oluyor. Aynı zamanda Safvan hocamızın da talebesidir. Kendisine hoş geldin diyoruz. Dersi birlikte yürütmeye çalışacağız. Pekala. Şimdi ekranda gördüğünüz şekilde harfleri bu sefer 28 harfi 17'ye taksimatı yapacağız. Arkadaşlarımız
onunla ilgili bilgi verecek. Sonra da söylediklerini, anladıklarını aynı anda tatbik edecekler. Yani ekranda mahreç var. Sıfatlar var. Tasih var. Efendim bunun yanında o harfle ilgili çalışmalar da göreceksiniz. Bir ayet-i kerime seçmiş oldu. Oralarda göreceksiniz şimdi. Kare içerisinde yok yok. Mahreç, harf, harekeler, efendim sıfatlar, sıfatlarla bağlı olarak oradan harfleri tahsiye edeceğiz. Bu sefer arkadaşlarımız tahsiye hurufu yapacaklar. Daha önce toplu yapmıştık. Eğer ki bir hata olmazsa müdahale etmeyeceğim. Olursa beraber düzeltmeye çalışacağız. Bu arada telefonlarınız da gelirse onlar da cevaplarız diyerek başlıyoruz. Evet, Cihat Efendi sen başlıyordun. Evet. Birinci mahraçta. Neymiş bu cevf? Anlat bakalım. Cevf yani ağız boşluğudur. Buradan harfi met olan vav, ya, eliften çıkar. Bunlar kendi başlarına okunmazlar. Kendilerinden önceki harfin okunuşuna tabidirler. Mesela? Misal, be, bi, bu. Be de elif. Ba dediğimiz zaman neyi okumuş oluyoruz? Elif. Bi de y harfi. Bu da vav'dır. Bu üç harf harekeli okunduklarında mahreçleri değişir. Vav 16. Y 7. Elif 2. Ya 7. evet. Elif 2. mahreçten çıkar. Çıkar dediğin. Pekala. Faruk Efendi sen de hangisini anlatacaksın bize? 2. mahrecim. Muhammed. Hocam 2. mahreç aksa-i halktır. Yani ekrandaki şekilde görüldüğü gibi boğazın göğüse bitiştiği yere denir. Buradan tertip üzere evvela hemze, peşinden de ha harfi çıkar. Evet. Hemzenin sıfatlarını... Hemzenin sıfatlarını sayalım. Bir cehridir. Cehri demek açık okunmak demektir. İkinci mahreçe çevirirsek kamerayı da daha net gözükmüş olur oradan. İkinci. Evet. Gördüğümüz gibi, evet. İkinci sıfat ise şiddettir. Yani kuvvet, kuvvet anlamında. Evet. Kuvvet anlamındadır. Üçüncüsü müstefildir. Yani ince harftir. Dördüncüsü münfetihtir. Ağız açarak okumak demektir. Beşincisi musmetedir. Yani bu harf üzerine biraz çalışma yapmak demektir. Yani Hemze diyor ki ben aksay haktan açık, kuvvetli, ince ağzını açmak suretiyle üzerinde çalışma yaparak okunan harfim dedi. Anlattı. Oku bakalım. Şimdi bir de okuyalım hocam. Kendisine anlattı nasıl okuyacağını, okunacağını. Sen de oku bakalım. E. İ. A. A. E. İ. U. E. İ. U. Hocam evet. Bir de kelime içerisine bir örnek verelim. Evet. Okuyalım. Cümle içerisinde Hemze'yi oku bakalım. Elif, lam, mim. Ağzımızı biraz daha açıyoruz biliyorsunuz. Okuyuşlarda bu parmak iki diş arasında sadece kadar bir boşluğun olmasına dikkat ediyoruz. Tekrar yapalım. Elif, la. La, la. Elif, lam, mim. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Hemze böyle belli olsun. Yü diye böyle hemze şiddetini görelim. يُؤْمِنُونَ diye bir tekrar daha yap. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Evet. H harfini anlat şimdi bakalım. H harfi hocam ilk önce sıfatlarını sayalım. H harfin sıfatları hems'tir. Hems demek gizli okumak demektir. İkincisi rihvedir. Rihve demek akarak okumak demektir. Yumuşak ve akarak, evet. okumak demektir. Üçüncüsü yine müstefildir. Hemzede olduğu gibi. İnce harflerdendir. Dördüncüsü münfetihtir. Ağız açarak okuma demektir.
aynı yukarıdaki hemze harfi gibi. Sonuncusu olarak musmetedir. Bu harf üzerine biraz çalışma yapılarak okumak demektir. Şimdi arkadaşlar, harfler, sıfatlar, benzer sıfatlar var. Bir iki sıfat var ki diğerinden ayrıyor. Mesela hemzeli hen sıfatı aynı değil mi? Evet. Ama bir tane var burada. Ne var o? Rihal hems. H'de hems var. Hemzede cehriyelik var. Öyleyse hems bir de rih ve üstelik hemzeden farklı olarak. Demek ki hemze H'den farklı okunacak demektir. Yani H harfini okurken birden okumayacaksınız. Biraz gizli ve akarak okuyacaksınız. Ama hemze tamamen H'nin tersine değil mi? Şiddet var orada. Cehrilik var. İşte harflerde ortak sıfatlar var. Bir iki de farklı sıfatlar var. O farklı sıfatlar yakaladığınız an diğerinden farklı okuyacaksınız demektir bu. Evet. Seslendirelim. Bir de hocam H harfinin hems olduğu için aşikar okunması vaciptir. Evet. Er-Riaye kitabından alınmış o. Pekala, seslendi şimdi. Buraya kadar bilgiydi, talimdi. Bundan sonra tasih huruf. Hey oku bakalım. He. Başı sonu aynı olacak, evet. Hi. Hı. Evet. Biraz daha. Hani aşikar olacak dedik ya. Evet. İ. U. Ha, he, hi, hu, ha, hi, hu. O harfle ilgili ayet-i kerimeyi okuyalım bir de. Okuyalım hocam. İnne Allahe yuhibbut توابين ويحب المتطهرين. Tamam. Pekala. Şimdi öğrendik. Harfleri nasıl okunacağını. Tasih huruf yaptık. Şimdi yaptığımızda talim. Pekala. Devam ediyoruz. Kimde sıra? Vasat halk. Evet. Boğazın ortasıdır. Buradan tertip üzere evvela ha, evvela ayn, peşinden ha çıkar. Evet. Mahraç, ağzın aldığı şekli kullanarak harfleri çıkması gereken yerlerden çıkararak okumadır. Evet, sıfatlarına göre. Evet, devam ediyoruz. Harf, mahrecin çıktığı sestir, çıkardığı sestir. Demek ki harf mahraçtan çıkmıyor, harf demek değildir. Harfin tarifi bu. Bir harf kendi mahrecinden çıkıyorsa ne ala, yoksa harf niteliğini kazanamıyor demektir. Evet. Hareke ne demek? Hareke, mahrecin hareketleridir. Hı. Evet. Sıfat, harfin sesini belirtir, belirten niteliklerdedir. Niteliklerdir. Evet. Yani harfi niteliyor nasıl olacağını. Yumuşak mı, sert mi, kalın mı, ince mi, bunları sıfatlar belirliyor. Pekala, dedikten sonra ne yapıyoruz şimdi? Aynın sıfatları hocam. Evet. Cehridir, açık okunur. Beyinedir, şiddet ve rihbe arasında bir sesle okunur. Yani öyle okuyacağız ki şiddet olmayacak. Rihbe de olmayacak. İkisinin arasındaki okunursa beyniye diyoruz. Evet. Vasat bir ses demektir. Yani aynı çatlatma deniyor. Demek ki yokmuş öyle bir şey. Evet. Müstefilattandır. Müstefildir, ince okunur. Münfetihtir, ağzı açık okunur. Musmetedir, üzerinde biraz çalışılması gerekir o harfin. Çalış bakalım. Aynı seslendir bize. Mahallinden, çıktığı yerden. A. 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 Başıyla sonu aynı olsun harfin. Devam et. R. U. E. I. U. A. E. E'i E'u E'a E'a. Harf kesilmesin, devam etsin. E'a. Kelime de örnek verirsek hocam. Aleyhim Ya'lemun. Bir tekrar daha alalım, Ya'lemun'da.
Ya'lemun. Ya'a gibi oluyor. Ya'le. Ya'le. Ya'lemun. Ya'lemun. Dedin. Pekala. Ha harfinin sıfatları hocam. Hemsdir, gizli okunur. Rühbedir, yumuşakça akıtarak okunur. Müstefildir, ince okunur. Münfetihtir, ağzı açarak okunur. Musmetedir, evet, üzerinde biraz çalışılması gerekir. Dedin. Çalış bakalım. Ha. 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 Evet. Hi. Hu. Yazdım da hu. Eh. İh. Üh. Ha. Eh. Ha. Eh. Hi. Eh. Hu. Eh. Ha. Kelimede örnek verilirse hocam. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Orada koparma yapmadan bir tekrar daha. El, ben okur. Elhamdü. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbil alemden hiç ses çıkmayacak. Bili gibi ses çıkmayacak. Bil alemin. Rabbil alemin. Dedin. Pekala. Devam ediyoruz. Dördüncü mahreç edina haktır. Boğazın ağzı açılan kısmıdır. Buradan tertip üzere evvela gayn, peşinden ha çıkar. Gayn harfinin sıfatları cehridir. Açık okunur. Rühvedir. Yumuşak ve akıtarak okunur. Müstaliyedir. Kalın okunur. Aynı zamanda dilinde kalkması anlamına da gelir. Münfetihtir. Evet. Ağız açılarak okunur. Musmetedir. Okuma güçlüğü vardır. Üzerinde evet, çalışılması gerekir. Evet. Va. 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 Evo. İğ, üğ, va, evva, 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 evvi, evvu, evva, evvi, evvu. Evet. Diğer harfimiz ha harfidir. Şimdi ha harfini geçmeden zamanımız daralıyor. Bir ara verelim. Ondan sonra tekrar dersimize devam edeceğiz.